Her yıl milyonlarca turist ve dini sebeplerle buraya gelen yüz binlerce ziyaretçi, Japonya'nın eski başkenti olan Nara'yı ziyaret ederek erken dönem Budist sanatı hazinelerini içeren ve günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış dünyadaki en eski ahşap tapınakları görme şansı buluyorlar. İsmi Horiyuji olan tapınak, 7. yüzyılda Japonya'da Budizmin öncülerinden olan Prens Shotoku tarafından yapılmıştır. 670 yılında çıkan bir yangın sonucu yanan tapınak ve kompleks, 710 yılında yeniden inşa edilmiş. Kompleksteki en eski yapılar arasında 5 katlı bir pagoda, bir salon, bir iç koridor ve bir geçit bulunuyor. Japonlar, Çin ve Kore'nin resmi ve dini mimarisinin kozmopolit stil ve ihtişamını kendi mimarilerine taşımak istemişler. İthal edilen bazı özellikler arasında Çinlilerin kullanıldığı çatılar, geniş ve asılı duran saçakları destekleyen yapılar sayılabilir. Salonun içinde meşhur Budist üçlüsü görülebilir. Eserin tamamlanmasından kısa bir süre önce hastalanarak ölen Prens Shotoku'ya adandığı ise halenin arkasındaki yazıdan anlaşılıyor. Todaiji ya da Büyük Doğu Tapınağı birkaç yıl sonra İmparator Shomu tarafından yaptırılmış. Tapınağın güneşle özdeşleştirilebilecek olan kozmik Buda'nın bronzdan yapılmış devasa bir heykeline ev sahipliği yapabilmesi için hiçbir masraftan kaçınılmamış. Ziyaretçiler tapınağa içinde geyiklerin bulunduğu bir parktan geçerek ulaşıyorlar. Bu park Buda'nın ilk vaazını verdiği Hindistan'ın Sarnath kentindeki geyik parkına ithaf edilmiş. Birinci kapıdan geçtiğinizde karşınıza devasa büyüklükteki koruyucu figürler çıkıyor. Tapınak 752'de Budist dünyanın önde gelen temsilcilerinin katıldığı resmi bir törenle açılmış. Bunu takip eden yüzyıllar boyunca tapınak birçok defa tahrip edilmiş ama her seferinde yeniden yapılmış. Orijinal yapılardan günümüze kalan bronz lambanın arkasındaki ana salon, 1709'dan kalma ve orijinalinin ancak 2/3 boyutlarında olmasına rağmen, dünya üzerinde tek bir çatı altında yer alan en büyük ahşap yapı olarak biliniyor. Tapınakta bulunan Buda heykeli de birçok defa restore edilmiş. Lotus tahtının orijinalinden kalan bronzdan yapılma taç yapraklar, bir yanında bodhisattvalar, bir yanında da koruyucu figürler olan Buda heykelinin hemen altında yer alıyor. 8. yüzyılın ortalarından kalan bir Budist sunağını da barındıran bu küçük tapınak, Todaiji kompleksinde yer alan yapılardan bir diğeri. Sangatsudo ya da Hokedo olarak bilinen yapı, ikiden fazla kolu olan, Japonca'da Kannon denilen, etrafında başka tanrı ve koruyucu figürlerin bulunduğu bir bodhisattvanın çarpıcı bir görüntüsünü barındırıyor. Barışçıl ve düşman figürlerin bir arada yer alıyor olması, ortaya unutulmaz bir tablo çıkarıyor. Şu an Asya Sanat Müzesi'nde bulunan bu iki heykel, Nara'daki başka bir tapınakta bulunan bir sunak düzeninin parçalarıydı. Bonten ve Taishakuten olarak bilinen bu heykeller, Kannon heykellerinde kullanılan kuru lakeleme tekniğiyle yapılmış ve muhtemelen benzer bir figüre eşlik ediyorlardı. Bu heykeller, Japonya dışında bulunan eski Nara heykeltıraşlığının en güzel örnekleri arasında yer alır.